Hayatımızın her anında müzik var. Evde, yolda, arabada, restoranda hatta alışveriş yaptığımız mağazada bile. Evet müzik ruhun gıdası ama son dönemde her şey olduğu gibi müziği de çok hızlı tüketiyoruz. Teknoloji orada da devrede ve müzik endüstrisini baştan aşağı değiştirdi. Biz bugün Güngör Uras hocamızla birlikte sokağa çıktık ve bir müzik stüdyosuna geldik. Hocam eskiden müzik deyince un kapanı gelirdi haklı evet, ama un işler değişmiş biraz. Manifaturacılar çarşısında plakçılar vardı. Anadolu'dan gelenler bu plakçılarda plak doldururlar ve biz de e, bu böylece sanatçıları tanırdık ama evet, şimdi artık de plak dönemi geçmiş şimdi stüdyolarda sanatçılar çalışıyorlar ve bu stüdyolarda da albüm üretiyorlar. Albümleri üretmek için de birkaç gün yahut da birkaç hafta yahut da birkaç ay buralara buraya, kapanıyorlar. Evet. İşte öyle bir yerdeyiz şimdi. Evet. Hocam plaklar kaset oldu. Kaset Hı. CD oldu. Artık CD de yok. Her şey bulutta. Dijitalleşti. Birazdan e, müzik endüstrisini değişen yönüyle ve ekonomi boyutuyla konuşacağız ama e, şimdi hocam gelin bir e, müzikle ilgili sokağa da kulak verelim. Müziği nereden dinliyorsunuz? Vallahi genelde dükkanda olduğum için 12 saat televizyon. Ağırlık olarak televizyon. Müziği e, application'lardan dinliyoruz. Yani kurulan yeni application uygulamaları var oradan dinliyoruz. Onun harici yani yine sosyal platformlardan, internetten, mecralardan oradan dinliyoruz. İnternetten dinliyoruz. Yani radyodan. Arada sıra. Arabada giderken radyodan yani başka şeyden dinleyemiyoruz. CD plak alıyor musunuz? Yok hayır. CD plak hiç almadım. Ee, ücretli müzik indirme uygulamalarına ayda ne kadar para veriyorsunuz? Ücrete ayda bilmiyorum genellikle faturama yansıdığı için genellikle fatura ediyoruz Ücretsiz indiriyorum. Çoğu müzik uygulaması ücretli olduğu için onu ya YouTube tercih ediyorum ya da indiriyorum. İndirme programları var. Ücretsiz olanlarını seçiyorum. Evet sokağa da duyduk. E, hemen her şeyin DNA'sını değiştiren e, teknoloji müzik sektörünü de baştan aşağı değiştirdi. Biz bugün hem müzik sektörüne biraz daha ticari ekonomik açıdan bakacağız. Hem de ruhumuza iyi gelen boyutuyla kulağımızdaki müziği konuşacağız. İki değerli konuğumuz var bugün Güngör Uras hocamızla birlikte. Bugün Hasan Saltık bizimle birlikte. Kendisi müzik yapımcısı, e, kalan müzik sahibi aynı zamanda MÜYAP üyesi. Ve bugün Arzu Haksun Güvenilir'le de birlikteyiz. Kendisi bir e, müzik psikolog aslında biraz daha sosyoloji boyutuyla belki gerçekten kulağımıza ruhumuza iyi gelen boyutuyla bize müziği anlatacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş Hocam şimdi CD'ler bulut oldu dedik. Ee, her şey dijitalleşti. Peki yapımcı nasıl para kazanıyor? Sanatçı parasını kazanabiliyor mu? Biz tüketici olarak memnunuz ama acaba ekonomi tarafında nasıl bir işleyiş var merak ediyoruz. Efendim, benim aklımda müzik deyince plak gelir. Değil mi? Biz evet. de plak biz plakla başladık bu işe. Plak deyince de Manifaturacılar çarşısında, İstanbul'da kapanı. un Unkapan'da Manifaturacılar çarşısındaki plakçılar gelir. Evet. Anadolu'dan insanlar eline bağlamasını alıyor. Geliyor Manifaturacılar çarşısında <laughs> Hasan Bey'i buluyor. Hasan Baba beni meşhur et diyor. Hasan Eskiden Bey de onu meşhur ediyor. Herhalde, değil mi? İşte e, Firuze Aynen filmini seyretmedik mi? Firuze evet. filminde nasıl geliyordu Anadolu'dan insanlar hikayesi. bütün un kapanı hikayesini Firuze filminde öğrenmiştik. Evet. Ama şimdi her şey değişmiş Hasan Bey herhalde bize onları anlatacak. Onları anlatacak. Neler evet. değişti? Nasıl değişti? Artık yine no, bağlamasıyla bağlaması gelenler geliyorum. var ama artık gitarıyla gelenler de var biraz mi? değişti. Yani hala var mı ünlü olmak istiyorum sesim güzel diye size sesini dinleten var mı? Evet şu anda hala gemekti. Çünkü bu televizyonlardaki müzik yarışmalarında pek aslında gerçek yetenekler oraya başvurmuyor. Hmm, öyle o mi? O müzik yarışmalarında gerçekten bir star Türkiye'de maalesef çıkamadı. Yabancı örneklerinde büyük starlar çıkarken veya gruplar çıkarken Türkiye'de bu konuda çünkü utananlar var, çekinenler var, şeyler var. Ama müzik sektöründe şöyle bir gelişme var. Müzik kanallarının da etkisi yok olunca, radyoların da etkisi yok olunca şimdi dizi müziğinde ekonomi yaratıldı. ...dizi müziğinde iyi bir sahneye bir türkü koyduğunuzda... ...her şeyin önüne e, geçebiliyor. Milyonlar tıklanabiliyor ve çok ciddi dijital gelirleri Hocam, olabiliyor. Hocam çok enteresan değil mi? Affedersiniz Hı. şimdi mesela dizilerde tutuldu deyince... ...nesi satılıyor? Plak yok artık, plak yok değil mi? Değişti her şey. Bir, 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 bir baştan bir anlatır mısınız? Aslında müziğin Hı. ilk ticari şeyi bu gördüğümüz gramofon. 1940'ların sonundan itibaren bu Hala da alet. çalışıyor. taşınabilir müzik. ilk sektör, ilk para kazanma ama yalnız burada <laughs> üçer dakikalık birer şarkı, birer yüzünde. Her bölümün. yüzünde. İşte pikniğe gidiyorlar, komşularına gidiyorlar. Taşınabilir müzik bu. Daha sonra long play'e dönüyor. Daha ufak kasetlere dönüyor. Ee, sonra CD'ye döndü. Şimdi CD de bitince artık CD kart vizit niyetine basılıyor. Sanatçılar biz Öyle artık. mi? E tabii eskiden milyonlar satan albümler. Şu anda 10 mini geçen albüm sayısı çok az fazla. Şimdi bu en fazla kaç satıyor mesela? 2017 yani? rakamlarını söylüyorum. Türkiye'de 10 yıl önce 70 milyon albüm satarken şu anda 3 milyon. Hmm, i̇nanılmaz bir şey tabii. Şu anda müzik şirketlerinin depoları stoklarla bunlar hepsi çatal plastik çatal kaşık eritmeye gidecek şimdi. Öyle yıl. mi? CD Dünyada dolu plakçıların maalesef. deposu öyle mi? İnanılmaz bir stok var satılmıyor artık. Hepsi eritmeye, plastik eritmeye gidecek. E, Benim çok merak ettiğim bir şey var müsaade ederseniz sorayım. Buyurun hocam. Efendim hani yollarda giderken ben şoför kahvelerine bayılırım. Şoför evet. kahvelerine girdiğiniz zaman da oralarda CD'ler eskiden işte kaset satılırdı. Sonra CD başladı. Evet, Müslüm satın. Baba Müslüm Baba'da en fazla satılan kasetlerdi. Ne durumdu? Müslüm Güneş her üç ayda bir albüm yapıyordu. Çok çok revaçta bir insandı. At tekrar edeyim şu ama Nerdesin Füze filminde biz e ee, ona Bülent Ortaçgil'in bir eserini okutmuştuk. <laughs> Mesela Özcan Deniz'e Neşet Ertaş Türküsü okutmuştuk. <laughs> Farklı bir evet. kombinasyon yaptık. Bizide filmde müziği duyunca bambaşka bir yere gidiyor. Biz aslında Arzu ile zamanında evet. böyle bir sohbet ederken Arzu sen bir kere söylemiştin hatırlıyorum. O müzik olmasa Caus olmazdı demiştin. O meşhur e, film. <laughs> Köpek Balığı filmi, Doğru. yani müzik o kadar Doğru. aslında dizilerin filmlerin içinde bir oyuncu kadar senaryo kadar önemli olabiliyor. Aslında başrol, ee, değil mi? Baktığınızda, yani onu öyle değerlendirmek gerekiyor. Ee, aynı zamanda başrol karakterleri için de e, müzik yapılıyor. Yani her karakterin ee, bir melodisi bir müziği var Çünkü etkilemek gerekiyor Çünkü reytingler söz konusu Dolayısıyla yönetmen kadar senarist kadar e, dizilerde müzik artık çok çok büyük e, rol rolü var e, takdir edersiniz ki e, uzun e, süreler e, evet. dizi artık hani dizi dediğimiz kısa değil <laughs> bayağı bir e, film bir gibi dizi saat izliyoruz. Değil, film gibi dizilerimiz var e, ve e, Müzik de başrol olmuş durumda ve çok çok etkili. Bize öncesinden şarkının siparişi veya türkünün siparişi veriliyor. Yönetmen şarkıya veya türkiyeye göre seç çekim yapıyor. İnsanlar artık seyretmeyi seviyor. Akıllı telefondan dinlemeyi seviyor. Artık müzik aletlerinden dinlemeyi sevmiyor. Dinletin. Yabancı oyuncular geldi, iki tane büyük şirket bütün plak şirketlerinin dünyadaki takibini yapmaya başladılar. Bunlar hizmet sağlayıcı hizmet şirketler. Hizmet sağlayıcı şirketler. Ayda 10 liraya dünyanın bütün müziği size bedava. Artık CD'ye 20 lira vereceğine al buradan dinle diye. Hem de istediğin müziği, evet, istediğin sanatçının albümünü evet. izle, dinle. Sanatçılar da, bestekarlar da, müzik yapımcıları da bu konuda meslek birlikleri var kendi payları oranında dünya standartında bu payları oranında bu parayın bölüşümünü yapıyorlar. Yani bundan sonra artık kaçak köçeyi olmayacak. Eskiden yok korsan kaset basılıyordu, şöyle basılıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Her şarkının bir kimlik numarası var. İSREC kodu dediğimiz. Bir Brezilya radyosunda bir türkü çalındığında, bir Türk eseri çalındığında onu hemen uydu tespit ediyor bu çok ve önemli. anda Evet. Aslında tam da bunu soracak mı? Yani nerede bir müzik varsa orada birinin alacağı bir hak var. Şu evet. anda mesela alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, evet. otellerde evet. çalınan bütün müzik, dediğim sanatçının bir evet. hakkı var. O hak veriliyor mu? Alıyor mu sanatçı hakkını? Türkiye'de daha oturmadı. Türkiye'de toplanan paranın e, meslek birliklerinin maalesef 150-200 milyon TL civarında. Bu yeni telif yasası şu anda Bakanlar Kurulu'nda çıkarsa müzik sektöründe zannediyorum çünkü alınması gereken paranın toplanması gereken paranın sadece %10'u toplanıyor. Öyle mi? Tabii Türkiye'deki müzik sektörünün bütün toplanan parası zaten çok zorlasanız türkü barları da katsanız 1 milyar dolar civarında. Öyle mi? 1 milyar dolarlık bir piyasa evet, müzik piyasası hocam. Ama bu çok önemli. Rakaması. Yani <laughs> ekonomi bakımından önemli bu. Yani, yani, 80 milyonluk bir ülkeyiz ama Yunanistan'dan ama daha, bir daha bir geriyiz. Bir dakika. Öyle yani, mi? Yani, geri evet, geride. <laughs> bu, bu bir 1 milyar dolarlık piyasada konserler ağırlıklı galiba. %50'si konser gelirleri. <laughs> Sanatçıların. Yani eser, telif, <laughs> e, müzik sektöründe giren paralar çok az. Bu dijital gelirler 70 milyon civarında olması gereken rakam bunun 8-10 katı. Türk dizileri başka ülkelerde ilgi görmeye başladı. Evet. Bu başka ülkelerde gösterilen Türk dizilerinin içindeki işte Yerel Hasan Bey'in koyduğu müzikler <laughs> ya da Hasan Bey'in sanatçılarının yaptıkları besteler acaba o ülkelerde e, tutuluyor mu? Şüphesiz ilgi görüyor. Yani e, aslında müziğe biraz e, yani evrenseldir boyutunda değil, kendi kültürel bağlamı içerisinde evrenseldir olarak bakmak lazım. Ama karakteri güçlendirdiği için e, izleyicinin duygusunu ateşlediği için e, ilgi görüyor. Eskiden film yapımcıları film müziğine veya dizi müziğine fazla bütçe ayırmazlardı. Bunu değiştiren evet. eşkıya filmi oldu. Hmm. Eşkıya filminin o müziğinin çok ön plana çıkması, dizilerde e, paramparça starda yayınlanan paramparça dizisinin sırf Güney Amerika ülkelerinden bizim müzikleri yapan müzisyenlere gelen telif parası 70 bin TL. Hmm. Eskiden 50 cent bile gelmezdi. Dünyada belli ülkeler kendi müziklerine sahip çıkıyor, yabancı e, müziği evet. sokmuyorlar değil mi? Yani bunlar Türkiye'de bunlardan biri değil mi efendim? <laughs> ne kadar Yabancı, yabancı büyük şirketler, <laughs> Big Five Fish dediğimiz <laughs> beş büyük balık, köpek balık, <laughs> bu bütün dünyadaki müzik sektörünü ele geçirdiler. Ama Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Meksika bunun gibi ülkeler lokal müzik yani kendi kültürüne daha çok sahiplendikleri için. Bu plak şirketleri burada da pek fazla Peki, hakimiyet kuramadı. Peki Türkiye'de yabancı müziğin payı ne kadardır? Yüzde 15'i geçmiş. Öyle mi? Yani yabancı müziğin edilmesi dinlenme edilmesin. oranı yüzde 15. Evet. Aslında bayağı da düşük bir oran evet, değil mi? Yani. Evet. Avrupa'da aslında yüzde %50'yi geçmek istiyorlar. Burada toplanan paranın %50'sini istiyorlar. Ama buradaki meslek birlikleri hmm. direniyor bir dakika diyor. Sizin %15'i geçemez. Yani şey. bizim halkımız kendi müziğine sahip evet. çıkıyor. Bu Daha çok, önemli bir, şey. evet, bu çok önemli bir bir şey. Bu çok önemli bir şey. Parantez açmak istiyorum ben. Biz ee, hani bu topraklarda doğuyoruz. Doğduğumuz anda kulağımıza ezan sesi üfleniyor. Yani biz aslında makam makamı, ritmi, ee, o duyguyu alıyoruz. Anne karnında başlıyor aslında her Çok şey. Çok e, Dolayısıyla biz e, Mozart'ı, Tchaikovsky'i dinliyoruz ama bizim asıl e, içimizi kıpırdatan e, makamlar başka. Çok e, doğru. E, ya bu yüzden aslında etkili yani. e, Türkiye'de bu kadar yerel tatları arıyoruz. Dizi izleyicisi de öyle ekrana baktığınızda daha e, bizden bir şeyler duymak Hı -hı. istiyor. Çünkü karakterler bizden Peki. neşeli şeyler mi duymak istiyor romantik mi istiyor ya? <laughs> evet. ağla ağla, ağla. Dizlerime kapansam doya, <laughs> doya doya ağlasam mı hangisi üçünden ya, hangisi sorarsan... <laughs> Yaşa göre değişiyor bence. Yaşa göre değişiyor. <laughs> Mutlu olmak yani biraz hareketli ritimler zaten. Evet. Şimdi mağazalara girdiğiniz zaman evet. e, büyük AVM'lerde hep ritmik şeyler çalarlar. Evet. Bir an önce mutluluk aşılamaktır aslında evet. onun amacı. Evet. Gir bir şey al. Bir an, an yap. önce al. <laughs> Ama bir restorana gittiğiniz zaman e, eşinizle evet. erkek arkadaşınızla bir yemek yemek isterseniz biraz daha ritim düşer. O ritim düşürmesinin amacı da hmm. e, biraz daha hani duygusallığa doğru yöneltmektir. Evet. Bu tamamen ticari yani ekonomik boyut aslında. Peki o, o hani bırakınız kötümserler nasıl? Peki dizlerine kapansam, doya doya ağlasam <laughs> sen beni bizde çok işliyor. Yani Öyle biz mı? dram seviyoruz. Ee, Hasan Bey de Yo, zaten. hala. <laughs> Sadettin kaynağın eserleri, Vecihi Göl'ün sözleri, <laughs> Ünlü Nurettin Selçuklar hallere başla. Biz mesela Şimdi moda, nostalji modası var veya cover modası var. Eski türküleri, şarkıları, şimdi günümüzde… Üretim olmadığı için mi cover modası var? Dünyada biraz bir moda var ama üretimde de ciddi sıkıntılar var bence. Hı. Müzik ama üretemiyor dünya... muyuz artık? Yok. Türkiye gibi ülkelerde hala üretim devam ediyor. Hı. Yeni türküler, yeni eserler çıkabiliyor. Batı toplumlarında biraz daha şey… Şimdi, doğru bir dönüş var. var. Dönüşten söz ederken evet, evet. gene şu plağa dönelim. Hani evet. bir ara e, herkes plaklarını evden çıkardı, attı sokağa. Şimdi yeniden plağa o dönüş var değil mi efendim? Long Play'in ses kalitesi desibeli daha yüksek. 40 GB şey desibel şeklinde dinliyorsunuz. <laughs> CD'nin verdiği 22. Hmm. Yani plaktaki lezzeti vermiyor. Derinliği vermiyor. şey doğallığı vermiyor. Bugün ne kadar mesela plaklar? Bir plak işte. Şu şirketi. anda 50 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Plakta tekrar dönüş var. E, long play'ler. Bunlar da en iyi e, Almanlar üretiyor. Bütün dünya Amerikalılar bile Almanya'daki plak fabrikalarında ve 4 ay sonra gün alabiliyorsunuz. Mesela bir albüm çıkarmak istediğinizde plak kuyruğuna giriyoruz. Şu anda bizim onlarca plak evet. şeyimiz var. 4 ay Sıra Şimdi olması. ilginç bir şey. Bizim Türkiye'de eskiden plak şirketlerimiz vardı. Bunlar evet. kapandılar. Şimdi yok. Yahut da teknolojileri de zaten evet. eskimiş durumda. İstanbul'du, Şimdi Ermeni, Yahudi plak şirketleri vardı çok büyük. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki en iyi plakları Türkiye üretiyordu. Çünkü burada plak tesisi kurulmuştu. Avrupa'nın bütün plakları buradan giderdi. Türkiye'den Çilçil gidiyordu. Çeşitli plaklar evet. Yani bu vinil dediğimiz madde sesi koruyan şey e, sektör plakçılık sektörü bitince, Türkiye'deki fabrikalar kapanınca... Şu anda Türkiye'de plak üretimi evet, yok. Evet makineleri maalesef hurdaya atmışlar. Almanlar uyandı tekrar plak şey olunca hurdaya atmamışlar. Tekrar depolarından çıkardılar o plak üretim masterlarını. Şu anda inanılmaz bir ekonomiye sahipler. Peki CD'ye de retiminde. geri dönüş olur mu hocam? Evlerdeki CD'leri de mi atmasak bilmiyorum. İleride hani CD'ye de plak gibi CD'ye de geri dönüş olabilir e, mi acaba? Yok. A <laughs> ne oldu, ne akıllı akıllı bir... cep telefonu. Artık şu şunun mi? içinde. USB'nin evet. içinde her şey? Evet. Yani şurada bir şarkı var, burada 10 bin şarkı var. Değil mi? Evet. O kadar. Evet. Onu İnanılmaz arabanın e <gülüyor> Şeyle, <gülüyor> e fişine takıyorsunuz <laughs> ve... Müziğe halkımız artık para ödemek istemiyor. Sadece bizim halkımız değil, dünyada. Diyor ki ben bir restorana gidiyorum. Nasıl oranın tuvaletini, suyunu kullanıyorsam, para vermiyorsam ekstradan, Müziğine müziğe ben para vermek istemiyorum. Akıllı telefonunda faturaya işte 3 lira, 5 lira ekstra gelsin, ben ekstra cebimden çıkarıp para vermek Peki bu bestekarlar nasıl para kazanacak? Çalan müzikle ilgili oranın lisanslanması önemli. Bu yeni telif yasası da bu anlamıyla önemli. Bu paranın toplanmasında Avrupalılar çok ileride. Ama biz toplayamıyoruz. Şu anda toplamamız gereken yüz o. Hı hı. Söz müzik ne kadar hocam bir izin verirseniz onu da merak ediyorum. Şu anda e, mesela bir şarkıda e, işte söz var, beste var. Ne kadar aşağı yukarı minimum ve maksimum fiyatlarıyla. Dünyada artık söz beste eğer kullanılmış, eskiden kullanılmış parçası da dünyada kimse artık para istemiyor. Türkiye'de sadece istemiyor Öyle mi? Ön para sistemi. Çünkü telif şeyi tam oturmadığından dolayı 1000-1500 liradan söz müzik ayrı ayrı on bin liraya kadar çıkıyor. Hatta yeni bir eser yapılmışsa yani hiçbir yerde yayınlanmamışsa 50 bin 100 bin liraya kadar çıkıyor. Eskiden hani derlerdi ki falan sanatçı bir albüm çıkardı. Kaç tane satardı <laughs> üstadım? en fazla? Ya 5 milyon satan var. 5 milyon? Beş milyon Tarkan'ın eski abi, iki 2,5-3 milyon. Coşkun Sabahlar var. Hatta bir Kına Gecesi diye bir enstrümantal albüm vardı. 3 milyon sattığını <laughs> biliyorum ben Öyle mesela. Tabii. Düğün dernek tabii. Evet. Özellikle yaz ayları öncesi evet. eminim Hani böyle. oluyor. Ha, yani hanımlar e eğlenelim. Kına Gecesi e Güne için gecesi özel gecesi herhalde. Yerler. Şimdi 10 bin satmak veya 50 bin satmak büyük olay. Ama YouTube'da ya da işte internette çok tıklanıyorlar. <laughs> o zaman sanatçı para kazanıyor. Ee, bir de no name sanatçıların içinde Buralar çok önemli. Bir cep telefonuyla videosunu çekiyor, sosyal medyaya evet. koyuyor ve olay evet, bitiyor aydır. zaten. Artık World Müziği yani dünya müziğine rağbet var. Şimdi biraz batı soundu e, kendini bence tüketmeye başladı. Amerika'da, Avrupa'da, yani Asya'ya biraz daha e, A Arap dünyasına, makamlara Hı -hı. merak ediyorlar. Yani o ses tonları, melodi kısırlığı yaşıyorlar belki de. Siyasi konjüktürden dolayı bütün evet. dikkatler, Orta Doğu'daki savaş. Bir taraftan da Buraya doğru. merak ediliyor. Şu anda Orta Doğu müziği dünyada çok moda. Hı -hı. Çok o, enteresan. Anadolu tabii. Evet. Bütün buradaki makamlar, ezgiler, estürmanlar. Bakın şu son 5 yılda çıkan en popüler şarkılara mutlaka makamsal, koma sesli enstrümanları duyarsınız ve müzik duyarsınız. Müzik deyince böyle birçok bacağıyla biraz konuşmaya çalıştık ama değil mi? Yani alışveriş yaparken bile e, yani bir mağazaya girdiğinizde eğer müzik güzelse belki daha fazla kalıyorsunuz o mağazada. Daha çok alışveriş yapıyorsunuz. Çünkü e, nabzınızı, beyninizi, kalp atışlarınızı her şey etkiliyor. Yani nasıl yediğimiz gıdalar vücudumuzda bir takım etkiler bırakıyorsa yani bunun bilimsel açıklamaları da var. Müzik, ritim, melodi ee, beyninize gerçekten ciddi, ciddi etkiler bırakıyor. Bir restorana gittiğiniz zaman ben mesela restoranlardaki müziklere çok takılıyorum. Yani inanın yediğim e, yemeğin... Lezzeti değişiyor tadına, değil mi? E, Tadı etkileniyor. Siz bunu ister istemez etkileniyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani e, restoran e, mekan e, ya da dükkan sahiplerinin bu konuda uzmanlaşmaları ya da uzmandan destek, uzmandan almaları, destek almaları... Daha doğru da aslında uzmanlaşmaları. Yani, sizin destek <laughs> öne çıkmış durumda. Destek alırlarsa çok inanın doğru. satışlar yükseliyor. Yani nasıl dizilerin müzik danışmanı evet. var şu evet. anda. Belki restoranların, bütün e, perakende mekanları. mağazalarının bile bir bütün müzik danışmanı olmalı. Müzik daha çok kullanılmaya, dinlenilmeye başladı. Buna göre de artışlar lazım. Müzik sektörü çünkü dünyadaki bütün plak şirketleri bu CD'nin satışının durmasıyla beraber battı. Bütün dünyada. Yani her ülkede diyelim ki 100 plak şirketi varsa 70 tanesi battı. Türkiye'de de böyle oldu. Şu anda Türkiye'de 10 tane şirket pazarın %70'ine hakim. Bir kere Allah bestekarlara güç versin çünkü evet. yeni bestelere ihtiyacımız var, yeni melodilere ihtiyacımız var. Sonra da Allah bu sanatçılara ee, güç versin çünkü sanatçının da buradan para kazanması Hasan lazım. Hasan Bey diyecek Yoksa ki yapımcılara da güç versin. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yatırım yapalım. bir taraftan da Hasan Bey arkeolog gibi çalışıyor aslında. <laughs> yani burada biraz bir <laughs> doğruluyor ama gerçekten o Anadolu'nun o kültürün o toprakların kazıyarak bilmediğimiz melodi ve ritimlerini ortaya çıkarıp arşivliyor. Bizim için büyük değer. Eğer bu topraklarda dizi veya film çekilecekse e, hizmet de sağlıyoruz. Eğer İstanbul'da bir sahne varsa veya Anadolu'da bir sahne çekiliyorsa müzikle de ilgili mutlaka adres olduk. Bize geliyorlar. Esas Hollandalılar ee, Hasan Bey'e e, nişan verdiler. Hasan Bey'e Hollandalılar ne diye nişan veriyorlar? <laughs> Şaşırdım yani. Hollanda'da ne yapmış ki Hasan Bey de nişan veriyor? Ben de nişan törenine davet etti beni sağ olsun. Gittik konsolosla nişan veriliyor. Anlattılar ki Hasan Bey e, Anadolu'nun kültürünü yaşatmak için bütün Anadolu müziğini e, evet. arşive geçiren bir sanatçı olarak biz bir ona veriyoruz. Buyurunuz ee, burada efendim. Ben e... Aslında etnomüzikoloji yaşayan kültürlerin müziklerini inceliyor. Bu karşılaştırmalı müzikoloji olarak ilk Almanya'da filizleniyor. Daha sonra Amerika'da büyüyor. Kültürel, geleneksel müzikleri araştırıyor. Dolayısıyla Avrupa'da özellikle Almanya'da, Hollanda'da bu tarz değerler, bu alanda çalışan insanlar... Çok çok kıymetli. Yani bunun bir nedeni var. <laughs> o yüzden size müzik kâşifi diyorlar değil mi? Evet. avcısı diyorlar. Anadolu'da unuttuğumuz o türküleri bize yeniden hatırlattınız. Evet. Yani Türkiye'nin müzik ve bu kültür mirasına da büyük bir katkınız evet. var. Teşekkür ederiz. Ama ekonomiye döndüğümüzde şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bu plakçılık Avrupa'da veya Amerika'da bir plak şirketi olsaydı çok büyük bir şey olurdu. Yani Türkiye'de Maalesef bu Daha telif yolumuz Evet yolumuz var. Neyse ama önemli. moraliniz var kardeşim. <laughs> en, en, büyük <laughs> karşım sizde. En büyük plaklar sizde. Büyük, Şimdi o plaklar büyük. nerede duruyor? Böyle kaç tane planınız var? Ba 17 bin özel koleksiyonum var <laughs> ama Makara Bank'ta da hiç yayınlanmamış kayıtlar baktığında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hatta Osmanlı müzik kayıtlarının bütün arşivleri Peki, devletten daha iyi. Onların, onların hakları da sizde olduğuna göre isterseniz bastırabilirsiniz. Hakları değil. 70 yılı geçtikten sonra her şey anonimleşiyor. Öyle evet. mi? Biz tabii biz de bunları artık CD'ye dönüştürme biraz zor. Artık evet. bir düzgün bir vakıf kurulursa, bir üniversite kurulursa bir yere başlayacağız artık. Şurada bunları ne yapsam? Küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Ben eee konservatuvar okudum, Mimar Sinan'da etnomüzikoloji okudum. E, üniversite son sınıftayken e, gazeteciliğe başladım. O müzik muhabirliğiyle başladım. İlk o zaman Hasan Bey'in ismini duydum ve e, üniversite son sınıftan itibaren her gün Un Kapanına Hasan Bey'in odasına gidip otururdum. Öyle, mi? öyle köşede oturur, sadece <gülüyor> otururdum. <gülüyor> sadece oturuyordum. E, o, duyduğum müzikler din inanılmaz beslendim. Yani sadece teori değil. E, inanılmaz bir arşiv var gerçekten öyle. Siz müzikolog olarak o, o yönüyle ilgileniyorsunuz. Ben de hep o Anadolu'dan gelenlerle ilgileniyorum. Evet, hakikaten. Evet. Hepsini sahip çıkıyor. Kapıdan <laughs> sıraya girenler var mıydı? Hakikaten. Olmaz mı, olmaz hakikaten. Mı? Dama çıkıp da kendini <laughs> Fıröz'deki gibi dama olmaz. Çıkıp da kendini, Kendini ne atmaya der, kalkanlar var mıydı? Acay, acayip yani e, büyük isimler de vardı ve Hasan ne Bey Hasan Bey'e büyük saygı duyuyorlardı. Ben onları gördükçe yani daha da böyle köşeye çekilirken <laughs> <laughs> Hasan Bey'den çekinirdim. Çok kişiyi meşhur etti şimdi isim söylemeyelim. Peki süre hiçbir zaman yetmez ama böyle bir konuda hiç yetmez. Çok teşekkür ediyorum Hasan Saltık ve Arzu Haks'ın teşekkür güvenilirle birlikteydik. Hocam müziğin hepimizin hayatında çok özel bir yeri var. Kulağımızdaki müzik hiç eksilmesin diyelim değil mi? Öyle bitirelim isterseniz. <laughs> Sokağın ekonomisini bugün müzik ekonomisi konuştuk. Şimdilik hoşçakalın.